Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Şu an bir Renault Range T modeli çekici kullanıyorum. Sağa çekmiştim. Şuradan yük almaya gideceğiz beraber. Ondan sonra size modun mağazadaki paketlerini göstereceğim. Renault Range T modu daha önce yayınlanmıştı. Şimdi 1.21 güncellemesine uyarlandı ve çok güzel olmuş. Çünkü bu modu öyle sıradan bir kişi yapmıyor. Bu Renault Range T modelini Z Modeler programını biliyorsunuz. Orada bir tane Oleg var. Oleg adına birisi var. O Oleg bunu yapıyor. Yani bu ne demek oluyor? Ortaya şöyle kalitede bir yani orijinal model kalitesinde bir araç çıkıyor. Her şeyiyle 10 numara. Fiziğidir, süspansiyonudur, ayarlamasıdır vesaire. Her şeyle 10 numara bir çekici modu çıkıyor. Yani zaten aracı aldığınız an yani şeyini görüyorsunuz. Şu bak şu kabin tasarımı olsun filan. Her şeyle ayrıntılı. Yalnız şimdi Renault Range T modeli daha önce duyurulmuştu. Ses kayıtları falan yapıldı. Modelli de yayınlandı. Ama daha sonra bilgi gelmedi. Şu an zaten beklenen araçlar içerisinde Renault Range T ve şey var. MAN TGX Euro 6 modeli var. Ama henüz bir bilgi yok ne zaman geleceğine dair. Çünkü DAF Euro 6 ve Mercedes-Benz yeni Actros modeli işte lisanslı falan böyle kısa sürede geldi. Yani onlar için bir açıklama yok fakat şurada Renault Trucks T480 ablemini görüyorsunuz. Evet. Modelimiz bu. Yani şu an en iyi zaten başka da yok. En iyi Renault Range T modeli ve en iyi modlardan çekici modlarından biri. Pek modifikasyon seçeneği yok hani öyle diğer modlarda olduğu gibi şeyler ekleyemiyorsunuz fakat kendi başına yani kendi orijinal model olarak en iyisi şu an bu. Hani yakından incelemeye böyle insanın bakası geliyor böyle bakmak istiyor çünkü model de zaten genel olarak çok güzel. Jantların lastikler bile kendi orijinal lastikleri ve jantlarda şöyle Renault logoları var. Yani kendi Renault jantı, kendi Renault lastikleri işte kullanılan gerçekte Michelin lastikleri. Sesi de öyle. Yalnız ben sesini açıkçası beğenmedim ama belki de alışık değilimdir. Yani Renault'un bu modeli çok güzel. Zaten Renault çekicileri genel olarak güzeldir yani. Model olarak premium ve şey neydi ya diğerin adı Magnum modeli güzeldir yani bu da böyle Magnum ve premium birleşimi bir araç olmuş şimdi izleyenler bu videoyu girenler falan zannedecek ki Renault Range T modeli geldi öyle bir şey yok ama o kalitede bir mod hani bu videonun binlerce kez izlenmesine şey var yani ihtiyaç var ne yapalım biz çıkalım şeye doğru ben önce size bir şey yapayım. Nerede çıktığını göstereyim. Renault Trucks galerisine gittiğinizde ikinci sayfada şöyle kendine has bir bölümü var. Çünkü bu mod kendi yani Z Modeler'ın yapımcısından, geliştiricisi tarafından yayınlandı. Şöyle her şey uyumlu. Çok fazla seçenek yok kabinde. Sadece bu var. Akslar şöyle gidiyor. Renault Trucks logoları var şeyde. Şu an motor olarak Euro 5 440, Euro 5 480, Euro 5 520 var. Bende 520 var fakat o ablem değişmedi garip. Şanzıman olarak OptiDrive, şanzıman retarderlı seçenek de var. Yine kabine ayrıntı olarak bakarsak şöyle arkadaşlar. Hani Renault'un kabini bu. Çok da başarılı, çok da iyi bir şey. Yani bunun üzerine yok. Ben bayağı övdüm ama yani durum bu. Çünkü
Gerçekten iyi. Kabinde size bir takvim ekleniyor buraya. Kabin aksesuarları paketiyle uyumlu değil yani. Kabin aksesuarları paketiyle uyumluluk sağlanırsa şuralara eklenecek zaten. Ve buraya. Ve işte buraya. Modifiye de bir tane güneşlik. Bunlar da değişmiyor. Üç farklı ayna türü var zaten. Plastik işte boyalı filan. Ön tarafta plastik şu şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Şasi ayrıntısı ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemedim sanırım şeye. Yine bu standart kenarlık. Jantlar sadece Renault T olarak geçiyor. Başka bir şey yok. Yeterli hani. İnsan zaten pek ayrıntıya girmek istemiyor modlarda çünkü. Ya çünkü hani bilmiyorum o kadar ayrıntı pek iyi değil yani çünkü ya da bana öyle geliyor çünkü bir sürü mod deniyorum ve bir yerden son sıkıyor yani hangi şeyi göstereyim de millet şey yapsın görsün yani. O yüzden yani biraz sıkıntı. Biraz dolaşalım bu araçta. 23 tonluk büyük aldık. Hani bu araçta gerçekten şöyle hani bayağı bir sefer yapılır ya bunlar rahat rahat. Sıkıntısız yani. O yüzden rahat rahat oynanabilir. Biraz da videoyu uzatacağız yani. Bir 15 dakika olsa fena olmaz herhalde. Çünkü bayağı da iyi bir araç. Biraz da ben kullanayım ya. Yani biraz biz kullanalım da hani. Ben şu an İskandinavya'dayım. Aalborg'daydım. Aalborg'da aşağıya doğru gidiyoruz şu an. Yüküm şey benim. Frankfurt'taymış, Carrefour'aymış. Frankfurt, Carrefour. Evet, şöyle bir şey alırsak. Motor sesini daha iyi duyun diye. Ekeri trailer. Bu modla geliyor. Yani oyunun kendi şeyi değil ve bu modla alakası yok. Sadece güzel olduğu için, farklı bir dorsi olduğu için ben koydum. Tekneli bir araba geçti ya, ne güzel. Aha, dur 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 dur. Ya niye böyle oluyor biliyor musunuz? Şeyde şu uzaktan bunlar artık pek dikkat edilmiyor. Gözün görünmüyor yani. Yanına geldiğinde ortaya çıkıyorlar. O en güzel hem de kötü çünkü bazı yollarda ciddi bir şekilde şey var. Böyle sorun var. Ya bunlar yeni mi geldi ya bu araçlar böyle eklemişler. Vallahi güzel olmuş yani yat çekenler, tekne çekenler. Vallahi iyi. GTA'da vardı öyle dorseler de onlar öyle o arabaya bağlanmıyordu mesela. Keşke şey gelse ya öyle bir GTA 5'te mod olsa. Arabanın arkasına o römorktan taksak, yatımızı falan alsak, gitsek. Millet bunu istiyor ya. Yani gerçi birçok şey aşıldı ama bu da gelir herhalde bir son güncellemelerle GTA'ya. Araç gerçekten iyi. Logitech Drive Force GT ile kullanıyoruz onu da belirtelim tekrar. Yani bırakasım yok şu an benim böyle hani birkaç sefer yapsak güzel olur. Ama yarın akşam Prozac Games'te yayın var saat 7'de. Yani bu modları deneyeceğiz. Farklı haritalarda oynayacağız. İşte Macaristan haritasını denemek istiyorum ve Rusya açık alanlar haritası var biliyorsunuz. Onu da test etmek istiyorum. Ayrıntılı olarak dolaşırız etrafında ne var ne yok. Biraz da sohbet ederiz hani bayağıdır canlı yayın adam akıllı yapılmıyor. Geçen hafta yapamadık. Ondan önce Spin Tarih'te yapmıştık. Fakat o da biraz şey oldu. Yok Farmik yaptık galiba. Ya da Spin Tarih mi yaptık? Farmik yaptık galiba.
Aynen. Onda Logitech Extreme 3T Pro joystick odaklı olduğu için pek şey olmadı. Yani çalıştırma sesidir vesaire, hepsi kendine az güzel. Şunlardan bak, çok önüme çıkmaya başladı yani, yeter. Bak şeyin arkasını bağladım, gerçekten güzel ama. Hani bir çeşitlilik bu da. Bir de tatil yerleridir. Şimdi burası geçit olduğu için ondan da olabilir. O trafiği ayarlamış da olabilir. Ben yeni görüyorum çünkü İskandinavya'da böyle bir şeyi. Ya JZK'den trafik paketi. Orijinal oyunla alakası yok. Ya bu modlar oyuna gelse, orijinal oyuna da işte kasıyor böyle şey, performans falan düşürüyor. O yüzden getiremiyorlar. Her şey rahat rahat davranamıyorlar yani. Biraz daha gidelim, bir yerde park edeceğim. Önümde var mıdır şey? ...122 ile basıyorum. Aynen şu akaryakıt istasyonunda park edeceğiz. Bir tane daha. Şu Skyna. Man mı lan bu? Manmış. Şey, arama kurtarma işte. Kurtarma çekicisi. Onun V8 motorlusunu kaydetmişler diye daha sonra gelmişti. Millet demişti ne oluyor filan. Gelecek mi diye oyuna. Ya gele, zaten modu var hani. Modları da zamanında gelmişti. Fakat ne oldu? Ya, uyarlanmıyor işte vesaire, bu tür nedenler biliyorsunuz. Böyle sağa çekiyorum ben şeyini. Sağa çekeceğim. Biraz daha ilerleyelim, ön süre gidelim. Evet, yani tıpkı sanki böyle Renault Range'de gelmiş şeye, Renault Range'de gelmiş oyuna böyle, tıpkı onun gibi yani. Dorse biraz garip, önde iki dingil var, arkada bir tane dingil var, Ekeri marka bir Dorse. Renault Range'de incelemesini burada bitirelim. Bu diğer modlardan biraz farklı oldu çünkü bayağı iyi bir şey, kaliteli bir mod. Görüşmek üzere diyelim. Video açıklamasından modu indirebilirsiniz. Mutlaka indirip deneyin. Kullanın yani. Zaten indirdiğinizde, kullandığınızda o şeyi anlayacaksınız ve bırakmak istemeyeceksiniz. Ben normalde bırakmazdım. Fakat bu videoyu yükleyip çıkacağım. O yüzden bir an önce bitmesi gerekiyor. Görüşmek üzere diyelim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşça kalın.